Sarkopeni özellikle yaşla beraber ortaya çıkan hızlanmış bir kas kaybı. Yani yaşlanınca insanlar kas kaybediyor fakat giderek de yaş arttıkça bu kas kaybı gözle görülür ve sağlık sorunları yaratacak nitelikte görünür hale geliyor. Efendim şöyle bir şey var. Bu hızlanmış kas kaybı ile ilgili olan hadisede yaş, genetik ve birazdan aktaracağım bazı önemli noktalar var. Bu sağlık sorunu ortaya çıktığı andan itibaren insanların kafasında bir soru işareti oluyor. Bunu durdurulmalı mı? Evet. Neden durdurmalıyız? Onun detaylarını size aktaracağım. İngiltere'deki Enable sistemi, Biobank sistemi. Buraya kayıtlı olan 499.046 kişi, bunlar 40-70 yaş arasında ve bunların %5.3'ünde bir ciddi hızlanmış kas kaybı görülmüş. Yani sarkopeni görülmüş. Şimdi kas kaybı olanları da bir takım özellikler var. Olmayanlara göre kronik hastalık şansı biraz fazla. Yani %44,5 olmayanlara göre fazla görülmüş. Tabi kas kaybı denildiği zaman hareketsizlik akla geliyor ve yaşlanan toplumla beraber giderek insanların hareket kabiliyetinin azalması ve bakıma muhtaç hale gelmeleri sadece sağlık değil aynı zamanda sosyal güvenlik harcamaları açısından da önemli hale geliyor. Batı toplumu her zaman bu işe biraz da para gözüyle bakar. O yüzden bunun önlenmesi, durdurulması ile ilgili olan çalışmaları da desteklerler. Biobank'ın yaptığı çalışmada bu yönde bir çalışma. Hatta ve hatta yaşlılarda sadece bu grup üzerinde çalışan Avrupa Birliği'nin desteklediği özel bir grup var. Yani bu grup sadece yaşlılardaki bu hızlanmış kas kaybı üzerinde çalışma yapıyor. Ve bununla ilgili olarak da yayınlamış 2021 yılında ciddi bir çalışma var. O çalışmada da ilginç bir konu var. Hepiniz RNA'yı biliyorsunuz, mRNA'yı biliyorsunuz. Biliyorsunuz DNA'dan RNA yapılıyor, RNA'dan da protein yapılıyor. Bir de mikro RNA'lar var. Bu protein sentezlemiyor, kodunda böyle bir şey yok. Peki ne iş yapıyor? Bu da bilinmiyor. Özellikle DNA üzerinde bir otokontrol yaptığı düşünülüyor. Dolayısıyla yaşlanma aslında genetik modumuzda var mı? Yani biz genetik modumuzda bir yaşlanmanın olduğunu şüpheleniyoruz ve bu konuda beklentilerimiz var. Nitekim özellikle sadece sarkopeni üzerine çalışma grubu olduğunu söylemiştik. Bir de ayrıyeten sarkopeni bu konuyla ilgili bir dergi dahi var. Özellikle mikro RNA'lar ve kasların üzerindeki kontrolde bu protein sentezlemeyen RNA'ların yani miyo mikro RNA'ların önemli olduğu düşünülüyor. Bunun uyarısının giderek düştüğü ve uyarısının giderek düşmesiyle beraber de kaslarımızın gelişiminde bir sıkıntı olduğu ve bu uyarının düşmesiyle beraber insanlarda ciddi bir takım rahatsızlıklarda görülebileceği ek olarak saptanmış. Başka ne nedenler var? Özellikle testosteron büyüme hormonu, insülin benzeri growth faktör, büyüme faktörü 1, insülin direnci, kronik inflamasyon, sedanter hayat, protein alımındaki bozukluklar, antioksidan gıdaların tüketimdeki eksiklikler, D vitamini ve direnç egzersizleri gündeme gelmiş. Özellikle direnç egzersizlerine önem veriyorlar. Yaşlıların hani her zaman hareket edin yürüyün diyoruz ya bir de aynı zamanda önemli bir nokta var. Ne kadar hareket edersek o kadar iyi. Bir de şöyle bir şey var. Yaşlarda açlık negatif etki yapıyor. Bir de keto diyet de negatif etki yapıyor. Ama yaşlarda belli bir yaşın üzerinde keto diyet yapan olduğunu pek zannetmiyorum. Şimdi burada insanlara dirençli egzersiz hareketleri öneriliyor. Bunlardan birkaç örnek verdim. Bu küçük ağırlıklarla da yapılabilen hareketler. Fakat sadece basit olarak esneme ve gerilme egzersizleri yapmanız ve günlük yürüyüşünüzü aksatmamanız bile bu kas kaybı konusunda önemli bir avantaj sağlamanızı neden olabilir. Protein alımınızı biraz arttırın diyorlar. Sadece balık değil, ton balığı, baklagiller gerekiyor. Belli bir dönemde bunu kilo başına 0.3 gram gibi öneriyorlar. Egzersizde ise bu rakam 0.5 grama git çıkıyor. Yani çok kaba tabiriyle 20 ila 35 gram bir protein almanız gerekiyor. Protein tozundan çok kreatin öneriliyor. Özellikle kapsülleri öneriliyor ve bu kapsüllerin Yeni kas oluşumunda etkili olduğu ve kas kaybını azalttığı iddia ediliyor. Çok net bir şey yok ama o şekilde iddialar mevcut. Bir de antioksidan biliyorsunuz renkli olan tüm meyveler, renkli gıdalar, özellikle üzüm pembe olanı, koyu olanı da olur. Armut, kivi, kayısı, muz, kuşburnu ve kuru yemişlerde antioksidan özellikleri itibariyle bu hızlandırılmış kas kaybında özellikle yaşlı hasta grubunda öneriliyor. Çok abartmadan dediğim gibi ufak bir takım egzersizler, esneme gerilme egzersizleri bile sizin için yeterli. Çünkü ileride biliyorsunuz bu kas kaybı şiddetli boyutlara ulaşınca hani yataktan kalkmak, koltuktan kalkmak bile sorun olabiliyor. O yüzden bu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum efendim. Yoksa her zaman için böyle bomba gibi vücutlara sahip olmaya gerek yok. Sadece yapılacak şey günlük abartmadan egzersiz yapmak efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.